merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimse düşünelim. Şimdi böyle insanlar var çünkü zaman zaman bize gelen sorulardan da bu anlaşılıyor. Diyelim ki büyük bir günah işlemiş. Bu insan karamsarlığa düşüyor. Yani ben büyük bir günah işledim. Dolayısıyla işte affedilmem artık yani ben iflah olmam gibi. Şimdi bunu biraz daha açıklığa kavuşturabilmeniz için şöyle sormak istiyorum. Bu kişi, büyük günah işleyen kişi affedilir mi? Pişman olup tövbe etse mesela ve bu günahı bir daha yapmasa o günahtan kurtulmuş olur mu? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kitapları okunmadığı için zamanımızda iki şey devamlı surette hep ön plana çıkıyor. Birisi kader konusu. İkincisi de ha, suçu kadere yüklüyor falan. İkincisi de ya diyor, ben o kadar diyor vata battım ki ben affolmam, ben hayır gelmez. Dualarım kabul olmaz. Ben berbat bir kulum falan. Ya ben yandım, bittim. Düşüncesine kapılıyor. Hatta buna yeis, yani ümitsizlik bataklığına saplanıyor. Bunun ikisi de yanlış. Kaderde Allah-u Teala tercih hakkı vermiştir. Sen tercih edersin. O işi yaptığın zaman o kader olur. Mesela biz buraya program yapmaya geldik. Program yapmak kaderimiz oldu. Gelmeseydik yapmamak kaderimiz olacaktı. Ha, tercihi kendimiz kullandık. Günahlar konusunda, isyan konusunda da Cenab-ı Hak yarattığı mahluklardan iki varlık. İnsan ve cin. Bu ikisi de nefis yaratmış. İkisi de günah işleyebilecek kabiliyet ve kapasitede. İkisinde de nefis var. Sadece bu iki varlıkta var bu nefs. Kötülükler deposu olarak yaratılan nefs insan ve cinde var. Meleklerde yok. Hayvanlarda da yok nefs. Nebatat dediğimiz onlarda da yok. Cemaatatta da yok. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer mahlukatlarda yok. Bu ikisinde var. İnsanda ve cinde var. Yani mesela kitaplarda anlatılırken hani birçok hikmetleri, sebepleri var. Yani Allah-u Teala affetmek sıfatı var. Gafurur Rahim olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ama ortada bir suç veyahut da bir günah, bir kabahat olacak ki onu affettiği zaman ha diyesin. Affın büyüklüğü açığa çıksın. Cenab-ı Hakk'ın da aynı şekilde af sıfatı ortaya çıkması için Cenab-ı Hak insan ve cinni günah işleyecek kabiliyeti yaratmıştır. Nefisi vermiş. Evet. Evet, kitaplarda mesela günah işlemeyin, yani yanaşmayın anlatılıyor ise de genellikle mesela tövbe edin, istiğfara devam edin. Mesela Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi meal olarak istiğfara devam ederseniz imdadınıza yetişirim. Hiç günah işlemeyen denmiyor. Hatta melekler bile şaşırmışlar. Ya Rabbi biz sana itaat ediyoruz. Bu yarattığın yani insan, Adem Aleyhisselam onun neslinden gelecekler. İsyan edecekler, kan dökecekler. Bunları niye yarattın? Sizin bilmediniz, ben bilirim buyuruyor. Ve o zaman meleklere hitaben tefsir kitaplarında anlatılırken sizin bu günahsız haliniz, hep itaat haliniz benim hoşuma gidiyor. Ben sizden memnunum ve razıyım. Bunlar da günah işleyecekler, isyan edecekler. Onlar da aynı şekilde bana dönüp ya Rabbi beni affet dediği zaman affetme hoşuma gidiyor buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın affı merhameti açığa çıkacak. Dolayısıyla insan nisyan ile unutmakla maruftur ve günah işlemekle maruftur diye daha aynı şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla hatta bir hadis-i şerif de var Mustafa Bey. Orada buyuruyor ki eğer Allah hadis-i kutsi olarak naklediliyor. Sizler günah işlemeseydiniz sizleri yok eder, günah işleyen bir kavim yaratırdım, bir varlık yaratırdım. Hani bazılar mesela bunu duyunca günaha teşvik mi var orada? Yok değil. Bizim cibilliyetimiz, yaratılışımız, kodlarımız, genlerimiz buna müsait. Böyle yaratılmış. Batağa düşüyorsun, sonra boynunu büküyorsun, özür diliyorsun. Meleklerde bu yok işte. Melekler mesela bu derecede, bu yükseklikte yaratılmış. Aşağı inmez, yukarıda çıkamaz. Böylece kalır. Ama insan hani buradadır, sıfırdadır. Nefsine muhalefet edince bu yükselmeye başlar. O meleği geçer, öbürsünü de geçer. Daha da meleklerin üstüne de çıkabilir. Ama nefsine tabi olursa bu sefer masanın altına da gider yani. Melekler düşünse küçücük bir hata yapamazlar. Ama isyan edemez. Ama insan hatanın kralını yapabilir düşünürsün. Çünkü nefsi var. Evet, zaten nefsi o var. Gıdıklayıp duruyor. Onu öyle değil, böyle yap deyip duruyor. Şeytan da dışarıdan ona yardım ediyor. Mesela şeytan o kadar kuvvetli değildir buyuruyor. İnsanı isyana sürükleme konusunda. O sadece gelir, mesela der ki işte bu kağıt değildir, bu işte bilmem deridir mesela veyahut da bezdir.
İşte Allah-u Teala ismi anılınca ve onu reddedince o gider, o konuda ısrar etmez. Başka bir konuya geçer. Ama nefs öyle değil. Mesela bu kağıda deri dedi değil mi? Bu deri der. Artık seni aklen, ruhen, kalben sıkıştırır. Senin gözlerin yanlış görüyor. Dokunma hastan da seni zayıflamış. Bu aslında deridir. Yatar kalkar deri, yatar kalkar deri. En sonunda seni çıldırtır, tamam deri dedirtir. Hah der, aferin. Yola yaptırtırır bunu, yaptırtırır. Nefs böyle bir varlık. Kötülükler deposu olarak yaratılmış. Allah-u Teala merhametli olduğu için ben bunu diyor kendime aynı şekilde düşman olarak yarattım. Yani kötülükler deposu olarak yarattım. Ama bunun böyle zararları var ama faydası da çok. Çünkü insanı yükselten de bu. Ona muhalefet etmek suretiyle insan sevap kazanıyor. Ederek, evet. Evet, muhalefet etmek suretiyle. Peki, o zaman madem ki böyle anlatıyorsunuz, bizi izleyen ve dinleyicilerimiz bu şekilde düşünebilir. Madem böyle anlatıyorsunuz, o zaman saldım çayıra Mevlam kayıra diyelim. Yani günahta işlersek falan, nasıl Cenab-ı Hak, o da yanlış. Biz rotamız düzgün giderken şarampola düşebiliriz. Veyahut da aynı şekilde patika bir yol görürüz. Ders şuradan bir girelim falan bir tadına bakalım falan filan derken girersin. Ya oralarda bakarsın uçurum görünce ya Rabbi yetiş diye bağırırsın. Ha insan da günahını işlediği zaman günaha düşer. Aklını ve kalbini nefs kapatır ve örter. O zaman günaha düşerse çünkü bir mümin bilerek isteyerek düşmez ona. Bilerek isteyerek düşmez. Ve unutarak sehven veya nefsinin gafleti sebebiyle aynı şekilde oraya girer. Nefsinin gaflet sebebiyle oraya girer. Ve dolayısıyla o zaman da Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Cenab-ı Hakk'a yalvarınca bütün mesele zaten konumuzda oydu. Efendim ben affolabilir miyim? Evet. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden değil, tövbenin şartlarına uygun olmasından şüphe etmelidir. Ha, bütün mesele bu. Şimdi diyelim ki sen babana gittin. Sana daha önce bir sermaye verdi, sermayeyi batırdın. Baban haklı olarak sana biraz sitem eder. Ama sen babanın üzerinde elini pekiyorsun. Doğru söylesin baba, haklısın. Ben hata ettim. Ya yanlış yaptım. Yani bugüne kadar bana hep itimat ettin ama hep itimatlarını boşa çıkardın. Arkadaşların indiğinde başını eğdi. Ama ben çok pişmanım, özür dilerim. Adamcağız şimdi bir şeyler söyler möyler falan. Hadi bakalım neyse. Oldu bir kere artık. Oldu bir kere artık. Yani Allah-u Teala 100 rahmetinden bir rahmetini vermiş. Benim babam da senin baban da. Baba olarak sende de bende de aynı şekilde o tezahür eden zerrenin zerresi. Yani karşımıza gelen samimi bir kimse boynunu bükerek aynı şekilde af dilese, özür dilese her ne kadar ona karşı aynı şekilde tavırlı olsan bilmem ne olsan da çözülür. Hani birisi bir saatte çözülür, birisi iki saatte, birisi bir günde, birisi bir haftada ama çözülür. Mutlaka çözülür. Mutlaka. Peki niye çözülür? Karşısındakine bakar. Samimi ise çözülür. Samimi değilse git der ya. Boynu bükükse karşıdaki. Tabii. Yani. Elini arkaya koymuşsun. Ayak ayak üstüne atmışsın. Baba beni affediver ya falan. Ne olacak batırdıysak bana. Yanında bir sopa varsa falan nasıl affedilir gösterir sana. Şimdi Allah-u Teala'ya da boyun bükerek giderse. Boyun bükerek. Samimi ise. Ama ben samimiyim. Ben bilemem senin samimi olduğunu. Sen de benim samimi olduğumu bilemezsin. Biz mesela birbirimizi kandırırız. İnsan olarak hepimiz birbirimizi kandırırız. Ama hiçbirimizi Allah-u Teala'ya kandıramayız. Gerçekten burası böyle boynu büküp burayla ikisi beraberse o anda Allah-u Teala meleklerine bak bu kulum nefsine uydu, hata etti ama beni unutmadı, bana döndü, yalvarıyor, beni affet diyor. Şahit olun. Ben bütün günahları sildim. Hatta o kadar da sevap verdim ona. Hadi buyur şimdi. Böyle bir Rabbimiz var. Onun için yes haramdır buyuruyor. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bizim dergahımız ümitsizlerin dergahı değildir. Yani bizim dergahımız yani İslamiyet ümitsizlik dergahı değildir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e hitap edin. Ey Resulüm benim tarafımdan müminlere söyle. Ey benim günahtan nefisleri üzerinde israf eden haddi aşan kullarım. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah-u Teala açıkça buyuruyor. Ümit kesmeyin benden. Allah-u Teala bütün günahları mağfiret eder. Bütün. Şunlar demiyor. Hepsi. Efendim adam öldürmekte. Tabi kul hakkı var. Helallaşmak lazım o. Zinada, içkide. Ne varsa ama. Şartlarına uygun yapıldığı zaman hepsini. Mağfiret eder. Muhakkak ki Allah-u Teala gafurdur. Yani çok mağfiret edicidir. Rahimdir. Yani çok merhametlidir. Cenab-ı Hak açıkça kendisini Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriyor. Ben affederim buyuruyor. Yeter ki bana dön.
70 sene Allah-u Teala'yı inkar eden, Allah-u Teala'ya isyan eden bir kul 70. yaşında bilemedim ya Rabbi sen varmışsın, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, Allah-u Teala buyuruyor ki geçmişteki yaptıklarının hepsini silerim. Hepsini ya. O anda da ecel gelse imanla gider, hiç günahı da yok. 0 kilometre ahirete gider. Böyle bir Rabbimiz var. Şimdi böyle bir Rabbimizin olması yanında kulun kalkıp da ya ben işte affolmam artık. Affolmam falan. Bu kibirden, bu enaniyetten, sen kimsin? Bu egoistten. Sen kimsin ki? Sen kimsin ki? Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh işte Dürretül Fahire, bu zaman zaman reklamı çıkıyor. Hakikat kitabının yayınlarından Kıyamet Ahiret kitabı. Orada anlatıyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh mahşer günü. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam buyuracak ki ümmetini getir. Tabi Peygamberimiz insan. Mahşere bir dalacak. Ümmetinin içinde alim, evliya, salih bunları toplayıp tabi onları öne koyacak. Günahkarlar arkada. Ya Rabbi bunlar işte sana itaat etmişti. Bunların hatırına bunları da affet diyecek. Ama Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e yaptığını görüyor. Tabi getiriyor salihleri. Allah-u Teala buyuracak ki buyuruyor. Senin ümmetin hepsi böyle itaat mi ediyordu? Bunların içinde günah işleyen yok muydu? İsyan eden yok muydu? Öyle deyince secdeye kapanacak. Ya Rabbi ümmetim. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuracak ki buyuruyor. Sana ümmeti dedirttiren kim? Sensin ya Rabbi. Ben seni kıymetli yarattım ki ümmetini de kıymetli yarattım. Şu ümmetin günahkarlarını bir getir buyuracakmış. Ümmetin günahkarlarını bir getir. Benim mağfiret denizim, af denizim yanında senin ve diğer ümmetlerin işlemiş olduğu günahlar bir kuşu. Kuş misali veriliyor orada. Bir kuşun ayakları. Kartal de. Ha, kartal da büyütelim. Hani tır büyüklüğünde olsun mesela pençeleri. İki tır. Boeing uçağı gibi olsun. Uçağı gibi. Olsun. Yani iki tır çamuru gittin Pasifik Okyanusu'nun tam ortasına bıraktın. İki tır çamuru. Ne oldu Pasifik Okyanusu? Bulanım verdi. Haberi bile olmaz ya. Haberi bile olmaz. İşte bütün aynı şekilde insanların günahı benim mağfiret denizim yanında. O kuşun aynı şekilde pençelerindeki taştığı çamur gibi değil buyuruyor Cenab-ı Hak. Mağfiret denizim buyuruyor Cenab-ı Hak. Mağfiret denizim. Dolayısıyla kalkıp da efendim ben tövbe etsem ne olacak ki? Beni kabul eder mi? Beni aynı şekilde affeder mi falan? Sen kim? Ben kim? Olur mu öyle şey? O zaman Cenab-ı Hakk'a suizan ediyorsun demektir. Hangi günah işlersin? Evet hangi günah işlersin? Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş Eshab-ı Kiram'dan bir zat soruyor. Ya Resulallah buyuruyor bir kimse bir günah işlese. Sonra tövbe etse Allah-u Teala affeder mi? Elbette buyuruyor. O günah tekrar işlese tekrar tövbe etse yine affeder, kabul eder mi? Elbette. Yine işlese yine tövbe etse elbette buyuruyor yine kabul eder. Yine derken zahmet etme buyuruyor. O kul Allah-u Teala'ya dönüp tövbe etmeye devam ettiği müddetçe Allah-u Teala da onu affetmeye devam eder buyuruyor. Böyle bir Rabbimiz var. Onun için efendim hiçbir günah efendim Allah-u Teala indinde efendim affedilmez değil. Ama efendim bazen buyuruyor şirki affetmem. Dünyada affetmez. Yani dünyada değil o. Dünyada mesela adam kafirdir. Şimdi tövbe ettim deyince Cenab-ı Hak onu da silip atıyor. Evet. Ahirette o affedilmiyor. Şirk üzerine olmuşsun, küfür üzerine ölmüşsün. Artık onun affı yok orada. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.